bakırçaytürk.com. Merhaba değerli izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir programla karşınızdayız. Konuğum 1989-1999 yılları arasında Bergama'da belediye başkanlığı yapmış olan tarihçi, yazar, üretici, zeytin üreticisi Sayın Sefa Taşkın. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş buldum efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olunuz. Ne güzel böyle güzel programlar yapıyorsunuz. Sizi izliyoruz internetten. Çok teşekkür Bergama'nın ederim. Bergama'nın çevrenin sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Sizin başkanlığınızın son dönemlerinden bu yana, o dönem başlamıştım ben, bu yana programlarımızı devam ettirdik. Çeşitli kanallarda, karasal radyolarda, son 7 yıldır da internette. Evet, sizin başkanlık döneminiz uğurlu mu geldi? Ne yani yaptı? Maşallah 30 sene falan olmuş. Yaşımız radyoyla çıkacak beraber, o yayınla beraber hepimiz yaşlandık. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum konuğumuz rica olduğunuz ederim için. Şimdi birkaç konu var. Üç tane başlık var daha doğrusu. Çok önemli üçü de. Bir tanesi tabii bu sadece artık sizin takip ettiğiniz Midi'yim, Zeus sunağının Türkiye'ye geri getirilmesi konusu. Bunun ayrıntılarını artık biliyoruz. Yani nasıl kaçırıldı, nasıl edildi, ne oldu? Hepimiz artık ezberledik de gelinen son nokta, son aşama ne? Bununla ilgili. Geçen gün medyada haberleriniz çıktı. Siz herkese olduğu gibi bana da gönderiyorsunuz. O sunak buraya gelecek başlıklı bir haber var. Hani çizgi filmde var. O kedi buraya gelecek gibi. Evet, o kararlılık çok güzel de bununla ilgili şu ana kadar ne yapıldı, ne yapılmakta, hem bunu konuşacağız hem de bir tartışma açıldı son günlerde. Sizin döneminizden de bu yana gelen bir çalışma. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bir konu attı ortaya. 100. yılda 100 il, yani 81 ilimiz var malum, 19 tane daha oldu mu 100 oluyor. Bu 19'un içinde açıklanan derken tahminen, yani kriterleri uyan olsun, arzulanan ilçeler olsun, il olması. Aralarında maalesef Bergama'yı göremedik. Bununla ilgili ne yapmak lazım? Ne yapmak lazımsa hemen yapmak lazım. Dünkü yayında da biz bahsettik Rıdvan Bey'le yaptığımız yorum programında. Bir de 2-3 tane siyasi soru tabii araya sıkıştırmadan olmaz. CHP'nin, sen bilirsin. CHP'nin abisini bulmuşken. Sen bilirsin. Bergama'da. Evet. Zeus sunağı konusunda Sayın Taşkın, ne aşamaya geldik? Bence pek ilerlemiyor. Bu Askepion'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı meclis toplantısını orada yapmıştı. Herkes bir gaza gelmişti. Siz sunum yapmıştınız. Getirelim, edelim, bastıralım. Hiçbir şey olmadı. Şimdi aslında sevgili Murat, çok önemli şeyler oluyor. Şimdi 2000, yani 1990'lı yıllarda benim görevde olduğum süre içinde Zeus sunağı Bergama'nındır, geri gelmelidir diye başlattığımız bir kampanya. Hatta iki defa Berlin'e gidip birincisinde belediye meclis üyeleriyle, ikincisi Bergamalı gençlerle gidip orada basın toplantısı yapmamız ve sahiplenmemiz, geri istememiz. Sunak'ta müthiş bir direnişti. Evet. O, yani o bir o Türkiye tarihinde ve belki Avrupa tarihinde ilk tarihi eserlere sahip çıkma yönünde bir toplumsal hareketti. O hareketle beraber Bergama'da da uzun yıllardır, hatta Türkiye'de hiç konuşulmayan bir olay. Yani Zeus'una ne? Zeus'una niçin istiyorlar? Neredeymiş? Niye istiyorlar? Ne istiyorlar? Tarihi eserler bu kadar önemli mi? Düşüncesini sarsan bir eylemdi. Ve o genişledi, bir kampanya haline dönüştü. Ve şu anlaşıldı o dönemde. Şimdi bu türlü olaylar yavaş yavaş gelişen olaylardır. Yani insanların bilincine çıkacak, devlet bu konuda ilgilenecek, toplumsal bir istem oluşacak ve sonunda sonuçlanacak. Bu anlamda o başarıldı. O naif bir istemdi. Zeus'una evet geri gelsin. Bergama'da olsun. Çok güzel bir şey. O Zeus sunağı denen şey zaten inanılmaz güzellikte bir şey. İşte Bergama'daki hükümet konağı veya İzmir'deki hükümet konağı büyüklüğünde her tarafı mermerlerle dolu bir yapı. Ve onun Bergama'da değil de Berlin'de, Almanya'da olması da makul bir şey değil. Ancak
bunun hukuki ve nasıl bu işlerin olduğuna yönelik bilgilerimiz çok azdı. Ama bu şunu sağladı o zamanki çalışmalar. Evet, Bergama'da bir Zeus Sunağı var. Bu Zeus Sunağı çok önemli. Efendim 150-160 yıl önce Bergama'dan Berlin'e götürülmüş. Orada olması doğru değil. Artık geri gelmeli. Evet. Bu kavram tartışıldı, duyuldu. Herkes tarafından biliniyor. Hatta ben o zamanlar İstanbul'da bir yakınımızın düğününe gitmiştim. Oradaki bir bakkala gittim bir şey almak için. Oradaki bakkal Bergamalı olduğumu öğrenince bana sordu, bu Zeus'tan ne zaman gelecek diye. Zeus'un ne olduğu ve niçin Bergama'da olması gerektiği anlaşıldı. Şimdi aradan değişik olaylarla zaman gelişti ve bu internetin yaygınlaşmasıyla, arşivlerin, Osmanlı arşivlerinin okunmasıyla, Alman arşivlerinin bilgisayar düzeyinde ulaşılabilir olmasıyla beraber bizim de dikkatimizi çeken ve yine böyle bir programda sorular üzerine yeniden yaptığımız araştırmalarda şu görüldü ki Zeus Sunağı'nın Berlin'den Bergama'ya getirilmesi bir iyi niyet isteminden, naif bir istemden çok artık hukuki, yasal, ahlaki bir zorunluluktur. Yani Berlin'e götürülmesi hiçbir şekilde doğru değildir. Ama şunu gördük ki bu dönemdeki tartışmalarda hem bizim Türkiye'deki aydınlar, yani ilgilenenlerin bilincinde, hem bir takım devlet kesiminin bilincinde, hem de Avrupa'da bu konuyla ilgili bilgiler son derece yanlış. Berlin'e Almanların Bergama'nın tarihi eserlerini, bakın 9000 küsur eser götürülmüş Berlin'e, Bergama'da. Bunlar sadece Zeus Sunağı değil. Değil. Bunun onunla birlikte, evet, makaslar bile var. Evet. Ne derler ona? Şimdi onu tek parça sayarsak 8999 tane daha gitmiş. Evet. Çok. Şimdi ve bunun neden olduğunu anladık. Yani bir 150 seneden beri bir propaganda yapılmış. Bir yanlış bilgi verilmiş. Şöyle denmiş ki aman Almanlar bunu almış, iyi ki götürmüş, yoksa burada efendim kireç olacaktı. Evet. Bakamazlardı. Halbuki öğrendik ki Zeus Sunağı'nı gelip bulduğu zaman Almanlar o sunağın temellerinin bulunduğu yerde, hani şimdi gittiğimiz zaman iki çam ağacı vardı, küçük bir höyük varmış. Yani toprak yığını. O toprak yığınını kazıp da çıkarmışlar parçaları. Bir kısmı da surlar var. O zaman Bizansların yaptığı şehri korumak için surlar. O surları yapmak için, şehri korumak için o Bizanslar antik çağın eski Bergamalıların kültürünü anlamıyorlar. Yıkılan parçaları alıp surlara koymuşlar. Yani onlar orada duruyormuş. Eğer hiç ellemeselermiş, hiç bakmasalarmış da belki yüzyıllardan beri orada duran, binlerce, 2000 yıldır orada duran, daha 50 sene daha durmuş, 50 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti geldi zaten. İkincisinde şöyle bir propaganda yapmışlar. Yani bu yanlış. Bunlar eğer yerinde dursaydı hiçbir şey olmayacaktı. Bugüne kadar gelecekti. Onlar Cumhuriyete çok kadar iyi baktı gidecekti. İkinci Dünya Savaşı'nda ne olduğu malum. Onu da söyleyeceğim. Evet, evet. İkincisi efendim eğer kalsaymış onlar, bunlar kireç yapacaklarmış biz eski mermerlerden. Ya hiçbir tarihi bilgide, hiçbir seyyahın anlatımında bu Alman kaçakçı arkeologlar diyorum ben onlara, onların dışında Akropol'de bir kireç ocağı olduğuna dair hiçbir belge çıkmadı. Hem bir de yani Bergama'da birisi bina yapmak isterse, diyelim ki şehrin her tarafı antiker, her yerinde mermer var o zamanlarda. Kalkıp 350 metre yukarıda çıkıp da orada mı kireç yapar, şehrin içinde mi kireç yapar? Ya da kireç ocağı yapar. Bunun da yanlış olduğu çıktı. Yani ne onlar alıp kurtardılar, ne de efendim burada kalsaydı onlar başına kötü bir şey gelecekti. Hala bu düşüncede olan var. İkincisi diyorlardı ya bunun işte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların, bizlerin kültürüyle ne alakası var? Tabii ki biz Müslümanız, Türkçe konuşuyoruz. O eserleri yapanlar farklı bir kültürün insanları. Farklı eserler yapmışlar ama nerede yapmışlar? Bergama'da yapmışlar. Hı. Bugün biz Bergama'da yaşıyoruz. O kültürün, o eserlerin mirasçısı biziz.
Tarih de bizi onu korumakla görevlendirmiş. O zaman o Zeus sunağı ve tarihi eserler Bergama şehrinin bir parçasıdır. Biz onları korumakla zorundayız. Ha Zeus sunağının Alman kültürüyle ne alakası var ki? Zeus sunağının yapıldığı zamanlar Almanlar bataklıklarda yaşıyorlardı. Zeus sunağı çalındığı zaman Fransa kraliçesi lazımlığını pencereden aşağı döküyordu. Ki Bergama'da hamamlar vardı, hanlar vardı. Bu da yanlış bir olay. Elbette bu şehrin bir parçası, Bergama'nın bir parçası o Bergama'ya ait. Taş şehrinde ağırdır diyorsunuz. Tabii, yani, evet. Taş şehrinde ağırdır ve biz onu korumakla görevliyiz. Üçüncü yanlış. Bunlar hep insanlarımızın bilincine sinmiş. Üçüncüsü de şey diyorlardı. Efendim hala var o şey. Padişah Abdülhamit satmış bunları. Vermiş. Satmış vermiş. Diyorlar açıkça. Vermiş. Halbuki Osmanlı belgelerini araştırdıkça şunu gördük ki 1869 ve 1874 yıllarında Osmanlı Devleti tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmaması için çok katı yasalar çıkarmış. Kazı yapılması için de çok sıkıştırıcı maddeler koymuş. Ve o dönemde Padişah Abdülaziz yani harika bir korumacılık göstermiş. Bu yasaları çıkarmış. Ve ona baskı yapan o zamanki Alman emperyalizminin unsurlarıyla çok ciddi tartışmış. Ha Abdülhamit bakın yani çok ilginçtir. Komplo teorileri de sürülebilir orada. 1876 yılında Abdülaziz tahttan indirilen ve idam edilen son padişahtır. Onun yerine Abdülhamit gelmiş. Abdülhamit geldikten sonra hemen arkasından işte meşrutiyet ilan edilmiş. Osmanlı-Rus savaşı çıkmış. Ruslar ta işte o meşhur Plevne müdafası vardır Osman Paşa. Evet. Kahramanlıklar göstermesine rağmen o zaman Osmanlı Devleti iyice zayıflamış. Ruslar yenmiş gelmiş İstanbul kapılarına kadar. Ayastefanos, Yeşilköy'e, bugün Yeşilköy havaalanına kadar gelmiş Ruslar. Payitahtı alacaklar. O zaman Almanlar girmiş araya yapılan anlaşmada, Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için yapılan anlaşmada, Romanya, Bulgaristan Ruslara verilmiş. Bakın hala uğraşıyoruz. Kıbrıs İngilizlere verilmiş. O toplantıyı, anlaşmayı düzenleyen Almanların da başında Prens Frederick diye bir şey var, tarihi eser delisi bir adam var. Onun baskılarıyla da Abdülhamit'ten geri kalanların, yani 1864'ten 74'e kadar, 78'e kadar hepsini götürmüşler ya da çoğunu götürmüşler. Kalanların da götürmek için izin almışlar. Abdülhamit de demiş ki gidin orada müze var bir 20 bin mark bağışlayın. Bari bir şey olsun, bir faydanız olsun. 20 bin markla bugün onun karşılığıyla Almanya'da araba satın alamazsınız. Yani ya bu para karşılığında mı vermişler? Yani gidin bir bağış yapın demiş. Evet. Bağış yapın demiş. Yani o karşılığında koskoca Osmanlı Devleti daha önce efendim tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmaması için çok katı yasalar çıkaran bir devlet satar mı malını? Ya da, şimdi bunların bu iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı. Şeyler şimdi Berlin'e gittiğiniz zaman müzenin kapısında bu yazar. Padişah izniyle verilmiş 1878'de. Peki 1864'te Karl Humann gelmiş. O zamandan 78'e kadar ne olmuş? Nasıl götürüldüğünü, nasıl kaçırıldığını, nasıl çalındığını hem Karl Humann o kaçakçı kazı defterinde bir güzel yazmış. Hatta şimdi modern Almanya'nın bilim adamları, mesela burada yıllarca kazı yapan Wolfgang Rath var, o bir kitap yazmış. Ondan sonra Berlin Müzesi'nde görevliler var. Onların kitaplarını okuduğunda Karl Humann'ın bunları nasıl götürdüğünü bir güzel anlatıyor. Bunlar açıkça hırsızlık. Onlar belge olamıyor mu hırsızlar? Belge. Hayır. Belge. Uluslararası hukuk bunu kabul etmiyor mu? Evet. Şimdi bunlar öğrenince biz konuşmaya başladık. Ve şu anda görüyoruz ki hani ilerlemeler derken bunlar tartışıla artık kamuoyunda o Almanların yaptığı bir de Almanofiller vardır.
Almanofil şey demek ki Alman severler vardır. Bizim içimizde mi? İrlandalılar. İrlanda. Evet. Hayır, açıkça onların şeyleri, tezlerini, çıkarlarını savunanlar var. Yani biliyoruz onları, tartışıyoruz da devamlı. Ülkemizde de var değil mi? Tabii. Evet. Tabii var. Hem de inanamayacağın kadar şey. Önemli yerlerde insanlar var. Evet. Ama kamuoyunda bunun, yani Bergama'nın, Zeus'un Berlin'e getirildiğinin haklı olmadığı, ahlaki olmadığı, bir hırsızlık olduğu, verilen izinlerin şaibeli olduğu anlaşıldı. Biz bu yönde yayın yapıyoruz devamlı işte. Taş yerinde ağırdır diye ve bu belgeleri de sunuyoruz. Bugüne kadar da hiç biri de kalkıp çıkıp hayır bu doğru değildir demedi. Ha, bu çabalarla birlikte bahsettiğin gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda karar aldı. Ve bu konuda bir takım çalışmalar yapıyor. Arkasından bir müzik çalışması yaptılar. Oratorio yine Zeus'un aile ilgili, o sergilendi. Sanıyorum yurt dışında da bunu sergilemek için girişimleri olacak. Tabii ki daha fazla çaba beklenir, beklenmeli. Yine bu yönde Bergama Belediyesi de yeri geldiği zaman çıkışlarla Zeus'un ağanın Bergama'ya geri getirilmesi konusunda açıkça tavır koyuyor. Siyasi partilerimiz de, yani sağ olsun CHP'li ilçe yöneticileri her çıkışımızda destekleyen mesajlar veriyorlar. Öte yandan genel merkezde, genel Ankara'da Kaçakçılık Daire Başkanlığı, Kültür Bakanlığı'na bağlı, İçişleri Bakanlığı'yla bağlantılı. Kendilerine çok teşekkür ederim. Çok ciddi çalışıyorlar. Yurt dışına kaçırılmış tarihi eserlerin geri getirilmesi, ki geri de geliyor bulunanlar. Zeus'un ağ konusunda da çok ciddi adımlar atıyorlar ve sıkıştırıyorlar Almanları. Şimdi bu tabii ki geliş kolay olmayacak. Önemli olan önce bunun Zeus'un ağının Berlin'de bulunmasının yerinde olmadığı, haklı olmadığını bilince çıkarmak. Bu konuda kamuoyu oluşturmak. Ve ondan sonra da hem hukuki hem de ahlaki yönden devletler arası ilişkilerle bu işin çözümüne doğru varmak. Şimdi görüyoruz ki bu bizim çabalar Almanya'da da yankılanıyor. Almanya'da da tartışılıyor biliyorum. Bakın ne oldu yılbaşında? Yılbaşından önce, daha doğrusu bizim başladığımız yıllarda ikinci kampanyaya, Almanya'da Berlin'de müzeyi kapattılar. 17'de. Neden? Çünkü Almanya'daki o, ben Berlin Müzesi, hapishanesi diyorum, bizim Zeus'un ağının ve Bergama eserlerinin konulduğu yer, Berlin'in içinden geçen bir nehir var. Nehrin ortasında bir ada var. O adada. Çok nemli bir yer. Eserler çürüyor. Ha, mermer çürür mü? Mermer nemlenir. Ama o mermer parçaları birbirine bağlayan, hani kurşun şeyler vardır, bağlantılar vardır. Bergama'da bir de var. Görürüz. O nemde bunlar çürüyor. Ve neredeyse düşecek onlar bulunduğu yerlerden. Bunu tamir etmek için kapattılar. Bir de zaman zaman müzeye, hani bizi suçluyorlardı ya, koruyamıyoruz diye. Onlar da koruyamıyor. Birileri giriyor, yine 2020'lerin başında saldırdılar, boya atıyorlar. Orada da fanatikler ve orada da şeyler var, nasıl derler, dengesiz insanlar var. Onlar şeytanın tapınağı diyor bizim şeye, Zeus'un ağına, oradaki Almanlar fanatikler. Mı bunlar? Fanatikler, Almanlar. Şeytan tapınağının burada ne işi var diyor. Ne işi diyor, yani oradaki o Mısır'dan gelmişlere, diğerlere. Şimdi bunlar 2023 yılına, bu yıla kadar kapattılar müzeyi. Kimseyi almıyorlar içeriye. Şeyde, içeride ne yaptıklarını bilmiyoruz. Halen kapalı mı? Onu söyleyeceğim. Evet. İçeride ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bilgi de vermiyorlar. Yani ben bunu Bergama adına büyük bir saygısızlıkla kabul ediyorum. Yani Bergama'nın eserlerini al götür orada. Neler yapıyorsun içeride? Bize bilgi vermiyorsun. Dünya kamuoyuna da bilgi vermiyorsun. Şimdi güya bu sene açacaklardı. Yeni bir karar aldılar. 2037 yılına kadar kapattılar. Allah. Şimdi neler yapıyorlar içeride? Ey Alman hükümeti, ey Alman Kültür Bakanlığı, bize şey verin, bilgi verin. Bergama'nın eserleri bunlar. Aynısından bir tane daha yapıp onu mu bize verecekleri? O kadar süre kapalı oldu. Hayır, hepsini bize verip orada bir tane kopyasını kendilerine bıraksınlar. Kendilerine kopyasını alsınlar. Şimdi
Bu böyle cereyan ederken yani şunu görüyoruz ki buradaki çalkantı Almanya'da yankı buluyor. Artı şu oldu, bu yılın 2023'ün Ocak aylarında Almanya biliyorsun federal bir devlet ve Berlin parlamentosu ve Berlin federal meclisi de var. O Berlin federal meclisinde oradaki adalet ve hukuk komisyonu üyesi bir hanım, milletvekili şey dedi. Ya bu Zeus'un hanım Berlin'de ne işi var dedi, Bergama'ya verin dedi. Ne yankı buldu, ne dediler ona? Şimdi bu bütün Alman basınında, yani Spiegel'de, Tagesspiegel'de, şeyde, Alman basınında, Türkiye basınında, Hürriyet'te, CNN'lerde yer aldı. Şimdi böyle bir çalkantı yaratınca bir ay sonra bu sefer, bu komisyon üyesiydi bu hanım, bu sefer federal Almanya'nın bu konuyla ilgili Berlin Federal Devleti'nin bakanı bir hanım çıktı. Dedi ki yani şu anda bu konuda bir hazırlığımız yok, bir kararımız yok. Ama bu konunun tartışılması, hukuken ve ahlaken tartışılması, bakın ahlaken. Yani bir şeyi isterken sizin sadece hukuken haklı olmanız yetmez. Ahlaken de haklı olmanız gerek. Yani neredeyse orada onun bulunmasının ahlak dışı, yani ahlaksız olduğunu ifade ediyor bakın. Tartışmasının doğru olduğunu söyledi. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı buradaki çabalar, yayınlar hem Türkiye'de hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti seviyesinde hem ilgili yerel yönetimlerde, belediyelerde hem Almanya'da yankı bulunuyor. Şimdi buradan çıkarılacak sonuç, Zeus Sunağı'nın Bergama'ya geri gelmesi, Bergama'yı nasıl derler, ihya eder. İnanılmaz bir zenginlik, inanılmaz bir yenilik, inanılmaz bir tanınırlık yaratır. Çünkü Zeus Sunağı bütün dünyada bilinen, Bergama bütün dünya, biz Bergama'da yaşayanlar zaman zaman bilmeyiz şehrimizin önünü. Hani Mevlana demiş değil mi? Balıklar deryada gezer ama deryada yaşadıklarını bilmezler. Şunu sormak istiyorum. Evet, Sunağ'ın burada olması Bergama için inanılmaz imkanlar sağlar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar yıl, siz az önce de dediniz artık haklılığımız ortaya çıktı diye çeşitli belgelerle, ki Almanya'da da bu dinlenilmeye başlanmış Almanlar tarafından, bazı milletvekilleri tarafından. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hala Almanya Devleti'nden bunu resmen talep etmek için neyi bekliyor? Şimdi sevgili Murat, tabii ki sen bu soruyu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanı'na sormalısın. İçişleri Bakanı'na, Dışişleri Bakanı'na sormuşsun. Şimdikilerden öncekiler de etmemiş. Tabii. Sizin döneminizde şimdi, de edilmemiş. Tabii. Şimdi zaman zaman bu konuda çıkışlar olduğunu biliyorum. Ama Almanlar şurada şöyle bir hile yapmışlar. Bakın. O Berlin Müzesi, Berlin Hapishanesi Alman Devleti'nin. Ama siz tarihi eserlerle, yani Bergama eserleriyle, Zeus Sunağı'yla ilgili bir talepte bulunduğunuzda size diyorlar ki o eserler Prusya Kültür Vakfı'nın. Yani bir vakıf kurmuşlar. Yani devlet diyor ki bu devlet bu benim değil diyor, bu vakfın diyor. E nerede duruyor? Devletin müzesinde duruyor. Evet. Prusya da Almanya'nın eski adı. Prusyalılar da diyor ki gelsinler bizden istesinler. Şimdi hukuki konularda ve uluslararası meselelerde, bu uluslararası bir mesele, onu diyecektim. Yani Bergama'yı ihya edeceğinin yanı sıra dünyada kültürel eserler anlamında dünyanın çivisini yerinden oynatır. Bu ne demek? Bu 19. yüzyılda zenginleşen, sanayileriyle zenginleşen ve kendine kültürel kökler arayan İngiliz, Fransız, Alman emperyalizmi de ya da zenginleri diyelim, talan etmişler dünyayı. İngilizler Yunanistan'ı soymuş, Fransızlar Mısır'ı soymuş, Almanlar da Türkiye'yi soymuş. Bergama'yı, özellikle de Bergama'yı soymuşlar. Her yerde, o Paris'in Louvre Müzesi, efendim Londra'nın British Müzesi, şeyde Berlin'deki o Bergama Müzesi böyle kaçırılmış, götürülmüş, hırsızlıkla veya şaibeyle götürülmüş, birçok eserle dolu.
bunların yerinde durması doğru değil. Yani insanlığın bugünkü geldiği seviyede 2023 yılında kim kimin malını çalıyor? Kim kimin çalıntı malını zorla hakim olabiliyor ki? Şimdi bu bir süreç. Bu süreçte bizim bulunduğumuz noktada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok önemli görevler düşüyor. Onun ilgililerine. Bizim haklılığımızı, bunu yapmak bize düştü. Kader, tarihsel süreç içinde Zeus Sunağı'nın Berlin'e götürüldüğünün haksızlığını biz kanıtlıyoruz. Sizden başka da bu iş için koşturan, uğraşan yok. Yani uğraşsalar çok iyi olur. Ama biz neden yapıyoruz? Biz Bergamalıyız. Bazen dedikodu çıkıyor. Sefa Taşkın işte bu işin peşinden koşuyor. Tekrar ismini duyurmak, şuraya aday, buraya aday gibi saçmalıklar duyuyorum. Yani belki ona da bir yanıt vermek istersiniz diye. Şimdi bu tabii çok komik. Çok komik. Evet. Ya benim ya bulunduğum noktada, hiç bir yere siyasi olarak gelme hiçbir talebim yok, hiçbir beklentim yok. Olamaz da zaten. Ben siyasi görevli olarak Bergama'ya olan borcumu 10 yıl belediye başkanlığı yaparak ödedim. Arkasından talep ettiğim şeyler de oldu. O zaman da uygun görülmedi. Tamam kardeşim, ben zeytincilik ve yazarlık yapıyorum. Evet. Ama şunu biliyorum. Hani Bergama'nın yetiştirdiği, eğitim almış, okuyan, yazan bir insanım ben. Ve şehri Bergama'yı da çok seviyorum tabii ki. Burada doğdum, büyüdüm. Babam da buranın topraklarında yaşıyor, yatıyor. Dedem de yatıyor, ben de yatacağım. Ama bu Bergama'nın haklılığını, bu bilgi birikimimizde paylaşmak, kamuoyuna aktarmak, ısrar etmek. Şunu biliyorum ki kesinlikle, hani dedin ya, o sunak buraya gelecek. Evet, biz ısrarla bunu talep ettikçe çok haklıyız. Ve dünyada bunun örneği yok. Yani bir şehrin bir parçası alıp başka bir yere götürülmüş ve haksızlıkla, hırsızlıkla ve şaibeyle. Yok. Bu eninde sonunda olacak. O toplantıdan sonra Sayın Soyer bir kere medyaya açıklama yaparak sunak Bergama'ya gelmelidir veya gelinen nokta konusunda bilgi vermek açısından bir kere bir açıklama duymadım ben. Siz duydunuz mu? Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan yani, bahsediyoruz. Tabii ki daha çok konuşsa ve talep etse daha iyi olur. Ama onunla birlikte çalışan ekipler var. O ekiplerin çalıştığını biliyorum ben. Madem ki bu iş kamuoyuyla olacak, İzmir Belediye Başkanı'nın bunu gündemden düşürmemesi daha... Tabii. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bergama Belediyesi'nin Kültür Bakanlığı'nın, evet, Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın daha fazla aktif olması elbette beklenir ama yalnız onlar değil. Bergamalılar işin sahibi biziz. Ben şunu diyorum yani, ticaret odasıyla, ziraat odasıyla, dernekleriyle, meslek odalarıyla, siyasi partileriyle işte, maalesef. Yani evet, herkes sahip çıkmalı. Kimse konfor alanından dışarıya çıkmak yani istemiyor. Yani bu Bergama'nın, biraz sonra da konuşacağız herhalde. Bergama'nın nasıl derler, deyim yerindeyse milli konusu bu. Herkesin sahipleneceği, herkesin bir parçası olduğu, herkesin bu konuda faydalı olmak için yarış içinde olacağı. Daha içimizde bu işe sıcak bakmayanlar var. Taş ne işi var Bergama'da diyen var daha. İşte yani bunu onun için yani sizler Bergama'nın akil insanları, karar vericileri bu konuda ısrar etmeliler. Bu konuyu yani şunu tabii ki en önce Bergamalılar anlamalı bunu, bilmeli. Yani bu Bergama için, bakın önce Bergama, sonra Türkiye için, sonra dünya için, dünya çok 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 önemli. Yani Bergama'nın şimdi il olmayı konuşacağız. Sen ona geçelim. Yani sen Zeus Sunağı'nın geldiği bir Bergama'yı il yapmayacak bir hükümet olamaz. Evet. Velhasıl özetle haklılığımız ortaya çıktı, yavaş yavaş kanıtlandı. Artık daha ciddi adımlar atmanın zamanı geldi. Geldi. Belki sonbahara doğru bir takım sürprizler olabilir. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Tahmininiz var mı sürpriz konusunda? Yani büyük şehrin bir takım hazırlıkları olduğunu biliyorum. Evet. Efendim şimdi programın başında da dile getirdik ya, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli dedi ki 100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il. Çok güzel. 19 da, tane daha ilçe il olacak demektir bu. Çünkü
Sayın Erdoğan Bahçeli'yi kırmaz mutlaka hükümet. O yönde adımlar atacak. Çalışmalara da başlanmış galiba. Dikkat çeken şu. İl olmaya yakıştırılan ilçeler arasında Türkiye'de 19-20-25 tane işte saymışlar. Bunların kriterleri uyuyor. Bergama'nın da kriterleri uyuyor. Bergama niye yok? Hani niye yoku kime soracağız? Bu listeleri hazırlayanlara da. Bize düşen şey şu. Bergama'yı o 19 tane ilçenin arasına nasıl aldırabiliriz? Böyle Facebook'ta Bergama il olmalı diye paylaşımlar yapmak, tamam, o da bir şey ama onunla o iş bitmiyor. Yani dünkü programda da söyledim. Bunu nasıl başaracağız? Tabii ki hükümet karar verecek bu işe. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar neyse karar verecek. Bergama gündemde yok maalesef. Bir dahaki sefere dendiğinde ha tamam efendim deyip dönecek miyiz? Ondan sonraki yol haritamız ne olacak? Pes etmememiz lazım çünkü. Bu topyekün organize bir iş. Yani kendi kendimizi ziyaret ederek Bergama CHP AK Parti ilçe başkanlığını, AK Parti İYİ Parti ilçe başkanlığını ziyaret ederek çaylarla keklerle il olalım mı olalım tamam hadi deyip ortak bildiri yayınlamakla olmuyor bu iş. Olmuyor. Ne yapayım? Benzin döküp yakalım mı kendisi? Ne yapalım? Hayır. Siz bir bilen olarak ne önerirsiniz efendim? Teşekkür ederim. Şimdi Bergama'nın il olmasıyla ilgili iki önemli nokta var. Birincisi Bergama İzmir'in işte 100 kilometre kuzeyinde. Ki Bergama ile 100 kilometre uzaklıkta köyleri var. Evet. Büyük bir ilçe. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kınık, Dikili, Bergama'nın nahiyeleri. Hatta Altınova. Büyük bir ilçe. Onları da geri alacağız yani. Zeus. İyi oldu. Evet. Biz hep kayıplarımızı geri almaya çalışıyoruz. Evet. Daha önce öyleymiş yani. Evet. Şimdi ekonomik olarak da burası bir bakırçay havzası denen, kendine özgü ekonomik koşulları olan üretici bir bölge. Hem deniz, hem turizm, hem tarım ve metropol İzmir, İzmir'e uzak, Balıkesir kuzeyde, Balıkesir'e uzak bir bölge. Şimdi dünyada gelişim, yani merkezi yönetimlerin mesela etkinliği yanı sıra merkezden ne kadar uzaklaştıkça o kadar merkezin gözünden de uzak oluyorsunuz. Yani İzmir, Bergama'da siz herhangi bir idari olarak iş yapmaya kalktığınız zaman mesela Tarım İlçe Müdürlüğü'nde veya karayollarında gideceğiniz yer İzmir'dir. İzmir'de 32 mi 35 ilçeye bakan bir sistem vardır. 30 ilçe. 30'dan fazla galiba. 30 ilçesi var, evet. Şimdi o işleri görmek, hani yerinde görmekten çok daha zordur. Ekonomik anlamda bölgenin kalkınmasıyla ilgilenmesi anlamında yine çok büyük zorluklar vardır ve Bergama bunu yaşadı, yaşıyor hala. Şimdi burada bir il çerçevesinde bu Bakırçay Havzası'nı örgütlemek, bunun içine işte Ayvalı, Soma'yı efendim Alay'da katarak Bergama ve bu bölgenin hepsinin benzer sorunları vardır. Soma, Manisa'ya uzak, Ayvalık, Balıkesir'e uzak. Ala İzmir'in yakınında ama Ala da artık büyük bir merkez olma noktasında onun ekonomik ilişkileriyle İzmir'i bağdaştırmak onlar da çok büyük sıkıntı. Evet. Bunun yanı sıra son zamanlarda Bergama'da siz Bergama'nın artık sınırları içinde Çandarlı Limanı'nı yapmayı planlıyorsunuz ve çok önemli adımlar da attınız. İnşallah bitirilir, sorunlar çözülür ve o Çandarlı Limanı'na Batı Akdeniz'in en büyük limanı olacak deniyor. Öyle planlanıyor. Böyle bir liman yapmayı planlıyorsunuz. Bunun yanı sıra yeni son 2-3 yılda gelişmelerle efendim serbest bölge yapacaksınız. Süleymaniye efendim aşağı kırıklar bölgesi içinde ve diyorsunuz ki Bergama'da 20 bin kişilik istihdam sağlayacağız. Bunlar çok büyük projeler. O zaman siz burasını işte tarım üretimiyle, turistik üretimiyle ekonomik bir hafsa haline getiriyorsunuz. Hatta şu alındı, yani bu Atatürk
organize sanayi bölgesinde gelişmeleri görüyoruz. Bizim bölge rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji konusunda, hatta şimdi güneş enerjisi de giriyor. Bir Türkiye'deki merkez olmaya yönlendiriliyor. Yani fabrikalar burada toplanıyor. Hani o kanatlar yapılıyor ya. Şimdi böylesine bir bölgeyi siz idari olarak bir arada tutmak, İzmir gibi koca bir metropolün, yani merkeziyle 4 milyonluk bir şehire bağlı kalıp idari ve ekonomisini ona bağlı olmaktan kurtarıp yeni bir ticari, sanayi, idari oluşum oluşturmak mantıklıdır. Yani belki bu hani güvenlik nedeniyle bilemem ama Hakkari'nin bir kısmını bölüp yeni bir il oluşturmaktan ekonomik ve idari yönden daha verimli sonuçlar alınabileceğiniz bir karar olabilir. Birincisi bu. Haklısınız yani. Yani Edremit il olsun diye isterseniz Edremit'i neyle il yapacaksınız? Niçin yapacaksınız? Tam zeytincilik merkezidir. Tamam. Balıkesir uzaktır. Tamam. Ama bir başka bir ekonomik, coğrafi, idari yönetim imkanı var burada. Birincisi budur. Yani Bergama il olmayı istemekle haklıdır. İkincisi burası manen, anlamlı olarak bir imparatorluk merkezidir. Tarihsel olarak, kültürel varlığıyla. Hani sık sık Bergama'yı konuşurken tarihini diyoruz. Dünyada üç büyük, antik çağın üç büyük metropolü vardı. Neydi bunlar? Bergama, Roma. Atina. Atina. Roma ne? İtalya'nın başkenti. Atina ne? Yunanistan'ın başkenti. Bergama? İlçe. Bari il oluversin. Yani, bari doğru. Yani, bari il oluversin. Başkentten vazgeçtik. İl olsun. Evet. İl olsun. Yani müthiş bir, hele Zeus Sunağı gibi bir şeyi var. Background'u var. Arka planı var. Yani bir il olmayı manen, şimdi iki tane de yüksek okulu var. Hem 9 Eylül hem de üniversitenin gelişmesini bekleriz daha da. Ekonomik öyle olarak bir açılımı var. Hem ekonomik, idari olarak hem de manevi olarak Bergama'nın il olması doğru bir düşüncedir. Bunu biz, ben daha o zaman yerel yöneticilik yapmamıştım. 1987'lerde çalışmıştık bu konuya. Hani Bergama'ya yönetici olursak neler söylemeli, neler yapmalıyız diye yaptığımız bir çalışma vardı ve onu mütevazi bir şekilde basmıştık. Sonra belediyeye geçince... Bana attınız mı? 92 yılında belediyeye geçince evet, de... Şurada görüyoruz. Evet. Belediyeye geçince de onu bir kitapçık haline getirdik. Herkesin tartışmasını istedik. Tabii buna herkes sıcak olarak bakıyor ama biz o zamanlar yerel yönetimlerde hep muhalif taraftaydık ve karar vericilere Ankara'ya ulaşmamız çok sıkıntılıydı. Peki bugün? Şimdi sonra bu bizim ilçe başkanımız İdris Bey de çalıştı ilçe başkanlığı evet, döneminde. O da il olması konusunda çabalar gösterdi. Bütün herkes evet diyor. Hiç kimse senin dediğin gibi. Hükümet de o gün diyordu ki gündemimizde yok diyor. Gündemimizde ama yok. Bugün var işte. Evet. Şimdi bu gelinen noktada, bu buzdolabında duruyordu il olma istemi. Sayın Devlet Bahçeli'nin bunu bir gündeme getirmesi ve bu gündeme sizin dediğiniz gibi Bergama'nın adı yoksa Bergama'nın da katılması anlamlı. Bu katılmasını istemek anlamlı. Tabii ki Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'na yakınlığı, onu bu düşünceleri onunla tartışıp bir yol bulmaya çalışmaları mümkün. O zaman dediğiniz gibi Bergama'nın il olması konusunda karar vericileri ikna etmek gerekiyor. Evet. Yani bakın iki tane argüman söyledim. Birincisi ekonomik idari olarak anlamlı. İkincisi de manevi olarak anlamlı, yani yakışan bir şey. Bir hikayemiz var bizim. Yani evet. Murat Karakaş'a nasıl ankırmenlik yakışıyorsa Bergama'ya da il olmak yakışır. Estağfurullah. Deniriyor böyle. Evet. Şimdi Edremit'e bakın yakışmaz. Akhisar'da yakışmaz. Akhisar'da Zeytinci yeridir. Tamam, ana yol üzerinde falan zenginleşmişti. Bu kadar. Bu kadar. Bergama'nın çok hikayesi var. Tabii. Şimdi ama bunu bir rapor haline getirmek.
Bunu bütün siyasi partilerin tartışmasına açmak. Yani Zeus'un Hak konusunda da konuşurken şey yaptık, belirttik. Ya Zeus'un Hak Bergama'ya gelsin iyi olur. Bergama ile olsun iyi olur. Bununla bitmiyor yani. Bitmiyor. Ha Zeus'un Hak konusunda nasıl haklılığımızı kanıtlıyorsak, il olma isteğimiz konusunda da haklılığımızı kanıtlayıp el birliğiyle, bakın hem Zeus'un Hak konusu hem il konusu, yine dediğimiz gibi deyim yerindeyse, Bergama'nın milli konuları. Ki bu Almanya'yı ikna etmekten daha kolay. Daha kolay. Evet. Yani bütün siyasi partilerin kabul edebileceği, yani Zeus'un Hak gelmesin diyebilecek bir Zeus, bir siyasi parti olabilir mi Bergama'da? Tüzel kişilik olarak olmaz. Olmaz. İçinde bir iktidar. Yani olabilir evet. İnsanlar bireysel olarak evet. Ama tüzel kişilik olur. Aynı şekilde il olmasın diyecek olan var mı? Ya aykırı insanlar varsa var ama tüzel kişilik olmaz. Bunu bir proje haline getir. Nasıl? Belediyesiyle, siyasi partileriyle, dediğin gibi sadece birbirlerini ziyaret ederek değil, bir bu dokümanlarla, argümanlarla birlikte bir güç oluşturarak, bunu kaymakamlığıyla, ticaret odası, yani kaymakam bey de vali olacaktır eninde sonunda. Evet. Ve valilik kaymakamlıktan daha üstün. Onun için çok önemli değil. 3 gün sonra tayini çıkıp gidecek yani. Niye o kadar bastırsın olacak. Ki bizler burada yaşıyoruz. Bizim yani onlar için de lazım. Anlamlı. Onlar ticaret da... odası bir kampanya başlattı. Seçilebilir sıradan milletvekili çıksın diye bu seçimde. Evet, dün de söyledim. Bu daha mı az önemli bu il olmak yani? Bu daha fazla bu konuya eğilmesi. Tabii yani lazım. Hepsi evet. Ticaret odası, ziraat odası, dernekler ama dediğim gibi yani il olsun ne kadar güzel. Biz Ankara'ya gidiyoruz. İl olsun efendim. Tamam il olsun. Güzel. Ama niçin il olsun? Bunları içeren bilgilerle birlikte. Ha burada tabii ki şunu çok açıkça söylemek lazım. Madem bu il olma konusu Sayın Devlet Bahçeli tarafından dile getirildi. Yani Bergama'daki Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri de bu işi sahiplenmeli. O Devlet Bahçeli veya MHP'nin üst yönetimi Bergama'nın il olma konusunda haklılığı konusunda çok şey bilmeyebilir. Anlatmak lazım. Tabii anlatmak lazım. Bu haklı ikna. Hani dedin ya 19 tanenin içinde neden Bergama yok? Evet 20 tane olsun. Eğer bunlar haklı bir şekilde anlatılırsa üst mevkidekilere neden anlaşılmasın? Yani devleti yönetenlerin de doğru şeyler istediğine, yapmak istediğine korkuyorlar söylemekten bir de. Yani şimdi liderin kapısını çalacaksınız. Efendim bizim ilçemiz de il olsun. Şimdi onların 1000 tane derdi var sizle mi uğraşacağım deyip kovalarlar bizi diye korkuyorlar herhalde bir de. Bak yani, şimdi tir tir titriyorlar. Dünyadaki sosyal demokrat düşüncenin önderlerinden İsveç'in başbakanı vardı Olof Palme. Onu öldürdü. Onun bir sözü vardır. Diyor ki siyaset bir şey istemektir. Neymiş? Siyaset bir şey istemek. İsteyeceksiniz tabii siyaset yapıyorsanız. Oturacak halde. Kendiniz için istemiyorsunuz. Evet. Şeyde yani onların öncülük etmesi doğrudur. Belediyemizin bu konuda arka çıkması doğrudur. Yani başkanıyla, belediye meclisiyle beraber. Diğer siyasi partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, aynı şekilde İyi Parti'nin yöneticilerinin birlikte yani bunu kendi aralarında tartışarak bu argümanları derleyip toplayarak evet, evet Ankara'ya gidip ikna etmeliler. Yani İçişleri kimse bilemiyorum burada karar vereceği. Hatta Cumhurbaşkanı'na çıkmalılar. Siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret etmeliler. Yani CHP'ninkine, MHP'ninkine. Son karar verici Sayın Cumhurbaşkanı malum. Evet. Yani ama bu iş bu gibi durumlar böyle kamuoyu oluşturmakla olur. Yani Cumhurbaşkanı ya da bir partilerin genel başkanları hepsi her şeyi bilemez ki. Nereden bilsin? Kamuoyu oluşturmak konusunda çok acemice davranıyoruz. Facebook'ta Bergama ili olmalıdır diye paylaşmakla iş bitmiyor. Bitmez bunu bilmiyoruz. Biz bunu çok çabuk bunu öğrenmemiz lazım. Vakit yok. Elbette. Evet. Yani bu talep senin de gündeme getirdiğin bu talep doğru bir taleptir.
Bütün Bergama'nın sahip çıkacağı bir... Biz bir şey yapmadık. Yani olanı işte niye olmuyor gündeme diye. Getirmen evet, gündeme... doğru bir şey. Bu tartışılmalı, başka konuşulmalı. Gazeteci arkadaşlardan da aynı hassasiyeti daha fazlasıyla partilerden, bekliyorum. Sivil kuruluşlardan ben de bekliyorum yani. Bütün gazeteci arkadaşlarımdan istirhamım, herkes ortak bir manşet atsın bir seferlik, ortak şey olsun ne olur. Bergama il olmalıdır şu nedenlerle diye. Bergama'da çıkan ne kadar yazılı basın varsa, bizim gibi böyle sesli görsel TV modunda olmadığına göre başka, bari yazılı olanlar bir şey yapsın, ortak manşet atsın, bir sayı beraber çıkarsınlar hepsi birden. Bu, yani laf arasında varlıklarımızı sayarken bu da şey de diyebilirim, yani siyanürlü olsa da altı madenlerimiz bile var. Evet, evet. O da ayrı bir konu. Velhasıl bu konuyla ilgili acilen organize olmak lazım. Böyle yani bilinçli bir şekilde hareket ederek böyle acemice veya işte dediğiniz gibi efendim iyi olur deyip oturmamak lazım. Bir şeyler evet. Yapmak lazım. İkna etmek lazım. Karar vericileri. Olof Palme'nin sözünü unutmayacağız. Siyaset isteme sanatıdır. İstemek. Evet. Esnaflıkta da nasıldı? Ağlamakla istemeyi bilmek lazım şeklinde bir tanım vardı. CHP seçim kongre kararı aldı malum. Siz Bergama'da, ben şöyle nitelendiriyorum sizi. Bergama'da CHP'nin abisi olarak nitelendiriyorum. Ben sadece CHP'nin değil, Bergama'nın abisi. Ben o sizin yakıştım. Evet. Bütün, tabii ki CHP'liyim ama evet. Diğer siyasi partilerdeki yöneticiler evet. Hepsi arkadaşlarınız, tanıdığınız. Bunu bir samimi ortama dayanarak söylüyorum zaten. Tabii. Yeni ilçe başkanı kim olur? İki tane aday varmış. Devam eder mi? Nasıl, siz nasıl görürsünüz? Bu yönetimi başarılı buluyor musunuz? Şu ana kadar AK Parti iktidarına yani yereldeki 4 yıl aşkın süre içerisinde muhalefet kariyeri konusunda nasıl puan verirsiniz? Başarıyla, layıkıyla yerine getirmekte midir? İlçe başkanı değişmeli midir? Değişir mi size göre? Bir şeyiniz var mı partiden? Laka size sen bakıyorum sen Bergama bu konuda Bergama ile ilgilisin çok. Şimdi yok başka sorular da var. Şimdi bir seçim yaşadık çok kısa zaman önce. Ve Türkiye'de çok tartışılan beklentilerin farklı olduğu. Bergama'da da o yüksek çıktı bu arada. Başarı demektir bu şey yani için. Beklentilerin farklı evet. Olduğu, değişiklik olabileceği düşüncesinin olduğu. Ama mevcut iktidarında, Cumhurbaşkanı'nda çok ağırlıklı olarak süreç içinde varlığını hissettirdi. Ve sonuç olarak da çok arada büyük fark olmasa bile Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçildiği, çok parçalı bir meclisin oluştuğu, kaç tane, 20 tane mi diyorlar, 25 tane mi parti olacakmış galiba. Ama Cumhur İttifakı çoğunlukta malum. Ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir şekilde... ittifakların oluştuğu, farklı siyasi cephelerin oluştuğu bir seçim yaşadık. Sonuçlandı tartışmalarla birlikte. Seçilenlere tabii ki başarılı olmalarını... Kılıçdaroğlu başarılı mı? Seçilen yeni yönetimin başarılı olmasını diliyoruz. Onun başarılı olması hepimizin çıkarına... Bu seçimde yani ben kaybetmedim diyor ya. Onu da ona evet. Geleceğim. Ona geleceğim. Çünkü ülkenin çok ciddi sorunları olduğunu görüyoruz yani. Enflasyon denen şey işte her gün dinliyoruz. Hangi televizyonu açsan dolar arttı, euro şöyle oldu, altın böyle oldu. Paralar oradan oraya gitti, buradan buraya gitti. Yok, birkaç pahalı televizyon oldu. Söylüyor. Sıkıntı. Yani. Hepsi söylemiyor. Şimdi yeni hükümetin ve Cumhurbaşkanlığının bu sorunların çözmesini bekliyoruz biz. Evet. Şeyle birlikte. Ha, bu süreç içinde yani CHP ve Millet İttifakı'nın adayı olarak bu yönetim tarzının değişmesi için Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Meral Hanım'la birlikte diğer partilerle birlikte gayret ettiler. Bunlar da çok çalıştılar. Çok vaatlerde bulundular. Ama sonuç onların istediği gibi olmadı. Aradaki fark çok büyük olmamasına rağmen mevcut Cumhurbaşkanımız tekrar seçildi. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde ve bütün seçim artık açıkça söyleniyor ki kaybedilen ortamda tartışma olur. Neden tartışıldığı, neden kaybedildiği tartışılır. Sebepler aranır. Bunların yerine gerekirse kadrolar değiştirilir. Genel başkanlar değişir.
Ama bunlar birdenbire olmaz. Bunlar bir, yani bazen birdenbire olur, bazen zaten bir süreç içinde MYK olur. Değişti. Danışmanlar evet. Görevden alındı. Üçüncü katın çaycısı işi bıraktı. Otopark görevlisi bıraktı. Hepsi bıraktı. Bir Sayın Kılıçdaroğlu kaldı. Şimdi yani bu bağlamda, senin söylediğin bağlamda bunun yolunu açmak veya bunun yolunu açacak konuları tartışmak için Cumhuriyet Halk Partisi kurultay kararı aldı. Çünkü bu değişimler, böylesine değişiklikler ancak büyük kurulların kararıyla olur. Kurultayın olması için de önce ilçe ve il kongrelerinin olması gerekir. Ki bu seçimler dolayısıyla da ilçe kongreleri ertelenmiş. Bu münasebetle Bergama'da da yapılacak her yerde olduğu bir beklenti, gibi. Gelelim Bergama'ya. Tabii, evet. Bir beklenti parti üst düzeyinde Kemal Bey'in istifa edip ayrılması konusundaydı. Bir kısım da bu konudaki kurultayda karar alınmasıydı. Bu arada da adı geçen yeni cumhurbaşkanı adayları var mesela. İstanbul Belediye Başkanımız. Genel başkan gibi, genel başkanlar gibi. Bunlar tartışılacak. Evet. Bunlar doğru şeylerdir. Demokrasi tartışmadan olmaz. Şimdi Bergama'ya geldiğiniz zaman, yani önce Bergama'da kurultay, kongre yapacak. Şeyde. Şimdi benim bireysel tavrım. Yani şu anda senin bahsettiğin şeylerde kim aday olur, şimdiki yönetim olur mu olmaz mı, başka yerine kim gelir onları bilemem. Bilmiyorum da. Ama şudur şeyde. Bu süreç içinde şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetiminin çok gayret ettiğini, çok çalıştığını, diğer partilerin farklı görüşlerde insanlar olsalar bile, ya da grupçuklar olsa bile diyeyim, bir arada bu seçimde çok büyük emek verdiklerini gördüm. Seçim sonuçlarında da bayağı da iyi oy aldıkları görünüyor. Yönetimi çalışkan buluyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalışkan görüyorum. Çalıştım Bergama'da, evet. Görüyorum. Tabii yani daha ne yapsınlar ki? Şeyde. Diğerini yapacağı olan genel merkezleridir. Şimdi ne olur? Yani belediye 9 ay sonra da seçimler var tabii. Onu soracağım. Şimdi siz kimi aday olarak görmek istersiniz desem isim vermezsiniz kesin. Hangi vasıfta birini CHP belediye başkanı adayı olarak görmek istersiniz Bergama'da? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimlerin aday olacağını bilemiyorum şimdi. Hangi vasıfta şimdi? Yani belediye başkanı adayı olacağını da bilemiyorum. İlçe yöneticilerinde kim olacağını biliyorum. Vasıflar, bak, Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir partidir ki içinden, yani Bergama dahil, çok lider çıkarır. Göreceksin kurultayda. Bergama'da çıkmıyor. Bergama'da da çıkar. Şimdi Bergama CHP'yi kastediyorum. Sizden sonra pek dişe dokunur bir şey çıkmadı. Şimdi esas olan şudur. Bak, doğru olan şudur. Şimdi vasıflar, Bergama CHP'liler hepsi Atatürk ülkelerine bağlı. Efendim, yurtsever. İnşallah. Yani yönetsel olarak onu kabul etmek durumundayız. Olmayanlar zaten parti dışında başkanım kalır. Başkanım, kimse duymasın, bir şey söyleyeceğim. Altı oku sayamayan CHP'li var. Yani yöneticiler sayar. Yöneticiler peki, saymak tamam. Durumunda. Peki. Şeyde bilmeyenler olabilir tabii. Yani gönülden bağlı olmuş olan. Unutmuştur. Şimdi asıl olan şudur. Yani biz CHP içinde birçok lider çıkar. Aday da çıkar. Şeyde. Ama asıl olan şudur. Yani bu seçimlerin benim düşüncem demokrasi koşulları içinde olmasıdır. Bunun adı ilk adımda, yani ben Cumhuriyet Halk Partisi içinde katılımcı demokrasiyi savunuyorum. Yerelden bahsediyoruz. Tabii. Değil mi? Yerelde de, genelde de. Kesinlikle demokratik çerçevede. Ön seçim olmalıdır. Ön seçim olmalıdır. Çok açık. Yani kimi belediye başkan adayı göstereceğizi önceden belirlemelidir. Elbette. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, diğer partilerde de böyledir. Sadece bizde değil, ben diğer partilerde de demokrasi isterim. O kitle, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç üyesi var veya kaç delegesi var, nasıl bir sistemle yapılacağını bilemem. Ama nasıl vasıf taşısın bu? Mesela daha önce görev yapmış şimdi olsun o, mu? Daha önce o vasıfı, yapmış olsun bak mu? Bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri nasıl dedik, genel seçimlerde Türkiye halkının büyük çoğunluğu, yani %52'si Cumhurbaşkanı konusunda Sayın Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Onu uygun gördü. Kimisi dedi ki ya olur mu, o seçilir mi falan filan, bir sürü tartışmalar da oldu. Ama halkımız onu uygun gördü. Peki. Tercih. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de, bak, genel merkez dahil, benim düşüncem, İl yönetimleri dahil,
efendim genel başkan adayları dahil ön seçimli olmalı. Bu bir özlem, istek ya da şu nasıl derler dilek değil. Ha siz ön seçim olarak biz bunu yaşayarak görüyoruz. CHP içinde de. Tek kriter şunu ön seçim. Koyduğunuz tabii eğer siz bu koşulu koyduğunuz zaman o insanlar, üyeler, delegeler sağduyu sahibidir. O aday olacaklar için de en efendim uygun olanını seçerler. Şeyler hani manipüle edilir falan filan deniyor. 3 kişi 5 kişi manipüle edilir ama koskoca bir kitleyi manipüle edemezsiniz. Şimdi bunun için yani benim yaklaşım yani CHP içinde il başkanlığı da ilçe başkanlığı da dahil belediye başkan adaylığı da dahil nasıl derler bu konuda aday olmak isteyen görev almak isteyenler talip olmalıdır. Talip olsun. Yok ne kadar ya o gün çıkar beyden. Bugün bir şey diyemeyiz. Yani bir şeye talip olmak çok güzel bir şeydir. Son yani, sorumu ona şeydir. Sakladım zaten. Evet. Yani demokrasi budur işte. Yani CHP belki bundan önce yaptığı şeylerde yani il başkanlığı seçimlerinde veya işte genel başkanlık seçimlerinde ki demokrasinin çok tam anlamıyla işlememesi böyle ön seçimlerin şunların bunların olmaması mesela bizim milletvekillerimiz de var yani İzmir'de diğer partilerinde milletvekilleri var. Hangisi ön seçimde seçildi ki? Her partide yukarıdan işaret ettiler. Hepsi oldu. İyi Parti yaptı ama ön seçim. Hayır, İyi Parti yaptı. Yani bazı kusurlarıyla da olsa yaptı. Doğru yani. Yapmış. Evet. Şimdi o zaman ön seçim yapmadığınız zaman yani bu ön seçim dile pelesenk olmuş bir şey olmamalı. Anlamı olmamalı. Yani gerçekten olmalı. Bu demokrasinin gereği olarak bilinçlere yani. Yerel seçimde ön seçim istiyorsunuz. Şimdi bakın evet. Şimdi şey tabii şimdi tüzük değişikliği yapacaklar kurultayda. Sadece şey genel başkan seçilmeyecek. Belki bunu da koyacaklar. Şimdi akıllarına mı geldi diyeceksin. Evet şimdi akıllarına geldi. Evet, daha önce yanlış mı yaptılar? Yanlış yaptılar. Demokrasi koyarsanız mesela benim 1989'da belediye başkanlığı olduğum aday olduğum şeyde aday yoktu. Ama ön seçim kararı vardı. Yok muydu aday? Aday çıkmadı. Bir karşıma. Şey söylemiştim. Şunun ön seçimi yapıldı ama bakın. Evet. Belediye meclisinin ön seçimi yapıldı. Ha, başkan adayının değil. Yani ön seçim yapılacaktı ama aday çıkmadı. Çıkmadığı için. Evet. Yani belediye meclis üyeleri için de şey vardı. Ön seçim. Ve çok harika bir ön seçim oldu. Yani bana belediye başkanı olarak, aday olarak dediler ki kontenjan iki adayı var. Kontenjan iki adayı sen beraber çalışıyorsun. Sen seçilirsen onlar seçilecek. Onları şey yap. Tamam. Eyvallah. Ötekine karışmadı. Ve parti harika bir grup oluşturdu. Aday yoktu dediniz ya. Hem son soru olsun hem de böylelikle yavaş yavaş bağlamış olalım konuyu. Bak şunu da ekleyeyim. O sonu unutma. Evet. Ben sadece demokrasiyi ön seçim olarak görmüyorum. Sadece yani bunu ben yıllardan beri CHP içinde söylerim. Seçimin yanı sıra diğer üyeleri de, delegeleri de hani seçildikten sonra her şey bitmemeli. Tabii. O insanları yönetime katma, fikirlerini alma, birlikte olma konusunda mekanizmalar kurulmalı. Yani seçilmişler katılımcılığı sağlamadığı takdirde Türkiye'deki sistemde şeye dönüyor iş. İmparatorluklara dönüşüyor. Doğru. Yani birisi karar veriyor, herkes diyor. Yok öyle şey. Evet. Temsili demokrasi de yetmiyor. Hani belediye meclis üyelerini seçtiniz beraber. Hayır. Daha geniş. Bunun yöntemleri bulunmadı. Delegeler mi olur, mahalle muhtarlar mı olur, nasıl olur? Yani demokrasiler de kararlar biraz geç alınır. Ama doğru aslında. Velhasıl ön seçim. Peki. Tabii. Son soru evet. Olsun. O gün aday yok kelimesini ben oradan cımbızla çektim. Sizin evet. Döneminizde 89'da. Bugün de yine yani 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimde. Çünkü şimdi Tayyip Erdoğan kazanınca ülke genelinde AK Parti adaylarının Cumhur İttifakı belediye başkanlarının görevdeki başkanların özellikle şansı bir tık daha artmış oldu. Malum işte yine iktidardan olsun hizmet gelmeye devam etsin diye. Bergama'da da tabii bu yurt genelinde olduğu gibi bu anlayışta olan insan sayısı
azımsanamayacak kadar fazla olduğu için CHP adayı bulmakta zorlanır. Ben senaryo çiziyorum şimdi. Kimse çıkmazsa size ya sen gel abilik yap bize, kimse çıkmadı derlerse ne olur tutumunuz, tavrınız? Yani bu konudaki benim tavrım çok açık. Yani ben bir şeye talip olmak durumunda değilim ve bu mümkün değil. Siz talip olmuyorsunuz. Yani aynen senaryoda. Derim ki çok teşekkür ederim. Bakın genç çocuklar var, arkadaşlar var. Lütfen onlar bu görevi alsınlar. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Taşkın, programımıza konuk olduğunuz için. Sizinle programlar çok renkli oluyor. Renkli ve zevkli oluyor. Sağ olunuz efendim. Ben teşekkür ederim. Programımıza konuk olduğunuz için. Başarılarınızı devam edin. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, 1989-99 yıllar arasında Bergama Belediye Başkanlığı yapmış tarihçi, yazar ve üretici Sayın Sefa Taşkın ile güzel bir sohbet ettiğimiz kanısındayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. bakırçaytürk.com